Atakan'ın yarış öncesi dediği bir şey benim kafama takıldı. Emre'yi biz alalım. Emre bizden olsun. Sen de Hikmet'le Bora'yı elersin dedi. Benim kimseyi eleyecek bir potansiyel yok. Dur, düşünmüyorum. Yok be. Bota'yı kim düşünmüyor? Ben burada, mi düşündüm? Yazıklar olsun. Ne zaman dedi? Konuşanlar önde yarış de açıkladı. Öyle mi dedi? Yok. Peki abi. Bir dakika. Peki sen... Bu seni satmak veya öyle bir şey değil. Ben sadece... Ben sadece bak... Peki abi ben öyle söyledim. Ben helal olsun. Ben bu konuya girmiyorum. Dinlemiyorum. Hayır, niye kaçıyorsun? Niye kaçacağım abi? Ben öyle bir şey söylemedim ya. Bak, söylemedim abi. Derneğin izleşeceğim abi. Yok, ben bu konulara dahil olmuyorum. Yalan mı söylüyor? Yüsuf, kime oy atacaksak atalım Seda ablayım, atalım takımı kursun. Ben her takımda olurum. Her kişiyle de potaya çıkarım. Pota muhabbeti ne abi? Ben pota muhabbetlerine beni sokmayın onu ya. Onu dedim bana. Ne zaman dedim ya? Orada şey dedin oynayalım. Ya bırak abi Allah aşkına. Gözünü seveyim ya. Şu an şey yapma. Gözünün bağını seveyim. Bu bana takıldı bak. Konuşmuyor ki. Salın akışına bırakın ya. Bir dakika. Abi bitireyim ya. Akın akışını bir dinle. Öyle bir şey yok ya. Herkesi dinledi. Okey abi bir dinler misin? Bir saattir diyorum bir dinleyin. Üçümüz akşam otururken Yusuf, Atakan, ben potası de, yani şey potası diyorum grubu olursa yanlış olur dedim. Eşit dağılmamız lazım dedim. Neden yanlış olur dedin? Neden yanlış olur? Çünkü birbirimizi yanmak zorunda kalacağız yeri gelince. Birbirimizi eleriz. Evet. Evet. Yanlış olur dedim. Bunu da ben söyledim. Ama bugün de sen bunu söyledin. Ben ne dedim ya? Demedim öyle bir şey ya. Atakan dedin. Sabriye'nin oy potansiyelinin olduğunu düşünüp en yakın arkadaşın olduğu halde size kalsın demeniz. Demeniz deme bak. Bak demeniz değil. Diyorsun ki Melisa, Melisa diyorsun ki. Hayır dedin. Hayır şöyle dedi demek istedim. Melisa Büşra sizi seçiyor dedi. Melisa'nın karşılığı da Sabriye. Sabriye de karşı takıma kalıyor bu sefer dedim o zaman. Dinlemeyecekseniz ben gideceğim. Ben Sabriye kalıyor ama Melisa Büşra sizi tercih ederse, bize gelirse Sabriye de dışarıda kalıyor, sizde ne oluyor? Siz Sabriye ile anlaşamıyorsunuz. O zaman Melisa da bizi istiyorsa nasıl kadro kuracağız? Ana buradaki 6 kişi sana oyunu kullanırız dedi. Tamam mı? Ama şöyle bir şey. Bazıları kararından vazgeçti. Bu hiç konuşmalardan kimse... sonra geçtim. Tamam. Ben seni suçlamıyorum bu arada. Ya, tamam onu değil de yani kararından vazgeçti deyip suçlar gibi konuşuyorsun. Sen zaten o sana Sabriye senle değil. Konuşmuyorum. Ben seninle konuşmaya tamam, zaten ben... çok meraklıyım yani. Ha. Şaka gibi yemin ederim. Ben kendisi şaka gibi ya. Hangi konuda? Biraz daha aç bize. Ya Yusuf işte orada çocuk derdini anlatıyor. Diyor ki bazıları vazgeçti. Diyor ki. İyi yaşa. Hep beraber pardon. Ama neden vazgeçti öyle? Tamam suçlamıyorum seni diyor Okay'a böyle yapıyor. Tamam da o zaman böyle vazgeçtin yani. Bunun başka bir Türkçe karşılığı varsa söyle Yusuf'a onu kullansın. Tam konuşurken Sabriye giriyor diyor ki bir dakika Sabriye seninle konuşmuyorum diyor. Ben seninle konuşmaya çok zaten dünden meraklıyım diyor. Ya ne desin bu çocuk şimdi bence orada? Bence aralarında müthiş bir iletişimsizlik olmuş. Ama neden çıktı? Yani bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bak ben Yusuf ve Atakan daha sempati duyuyorum. Ama bana yanlış geldi. Yani Yusuf'un buradaki stratejik davranmaları onları sonra bir şekilde soktu diye düşünüyorum. Yani yok potaya girersin de potada onu elersin de niye oralara geldik biz ya? Yani kaptanlık seçilirken... Niye biz buralara geldik? Ben açıkçası bana kötü durdu. Doğru, haklısın. O, yani birazcık o konuda hataları olabilir. Fakat bu bir yandan da Survivor birazcık da strateji yarışması. Ne kadar iyi strateji yaparsan o kadar iyi gidiyorsun. İlla ki onlar da bunu düşünmek zorunda yani. Niye Yusuf'la Atakan strateji yapamaz diye bir kural mı var? Peki Okay'ın söylediği konuda sizce hangi taraf doğru söylüyor? Bence %100 Atakan doğru söylüyor. Neden? Hı hı. Yani bunu ben yaşamasaydım derdim ki belki %60 Okay doğru söylüyor diyebilirdim. Okay bana elendiğim gün dedi ki erkeklerden en zayıf kim dedi. Bora dedi ki Kaan'ı söyledin sen. Böyle yaptı. Beni mi söyledin? Hayır ben Kaan hakkında kesinlikle zayıf yarışmacı demedim. Yeni geldi daha bir hafta oldu bir buçuk hafta oldu. Adapte olmaya çalışıyor. Adaptasyon süreci var dedim diyor. Hı hı. Ben çıktıktan sonra bir izledim. Okay Bora'ya demiş ki bana göre erkeklerde en zayıf Kaan. Bu ne Peyriz bu ne Lanet. Benim hatırladığıma göre tam net o şekilde söylemedi diye hatırlıyorum. Öyle ben çok net hatırlıyorum. Bunu 3-4 kere izledim çünkü. Yani baktım Okay'a hatta böyle bir şey söylemiş mi diye olasılık bile vermedim. Ama bir çıktım Okay söylemiş. Hani bizim dibimizden ayrılmayan insan bunu söylüyor.
Onun için bence burada da Okay bir hamle yapmaya çalışıyor ama eline yüzüne... Peki sence neden böyle bir şey yapma gereği duysun? Okay mı? Evet. Ya Okay burada belli ki bir liderlik vasfı almaya çalışıyor üstüne. Ama ona 2-3 gömlek büyük geliyor. Ben bu arada Okay'ı da severim ama gerçekleri söylemek zorundayım. Yani Okay senin işin değil bu liderlik işi. Şimdi Hikmetler'le oturuyorsun. Evet biz siyah takımı şöyle yapacağız rüyalarında görürüz. Orada da tek takıl o zaman. Al Sabriye'yi tek başına takıl. Niye duruşunu bozuyorsun? Niye arkasından konuştuğun insanların yanındasın? Bir. İkincisi Hikmet'le hiç olmaman lazım. Hikmet senin Avrupa şampiyonluğuna daha ilk bölümlerde laf etmiş bir adam. Sen onu belki ne zorluklarla aldın? Diyor ki labutu tutamıyorsun daha. Sen nasıl Avrupa şampiyonusun? Sana bunları konuşmuş adamla oturup sen Yusuf Atakan hakkında konuşursan benden yani -20 alırsın. Ben senin hakkında düzgün konuşamam.